Öncelikle dahiliye ve genel cerrahi ile birlikte hareket etmesi lazım hastanın. Hem dahiliyeye hem genel cerrahiye. Çünkü bazı bağırsak hastalıkları vardır. Ben onkoloğum. Sadece bizler hastalığı teşhis konulmuş bir şekilde bize geldiği için biz o hastaları daha derinden biliriz. Ama bu bizim aşamamıza gelene kadar çok iyi huylu bağırsak hastalıkları vardır. Bunların arasında işte ülseratif kolittir, işte ailevi bağırsak hastalıkları olanlar vardır. Bunun için hani iyi huylu olanları ekarte etmek gerekir. Bu iyi huylu olanları ekarte etmek için de öncelikle dahiliye ve genel cerrahi doktorunun gözetiminde mutlaka teşhis yöntemlerine başvurması gerekmektedir.